Herkese merhaba. Bakın bugün kim var burada? Mia. Migros TV'nin ekran yüzlerinden. Veto ile beraber geldi. Mahmut Baran Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pınar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Gördüğünüz üzere Mia biraz rol çaldı. Her zaman çalabilir, sıkıntı yok. Benim gibi bir kedi delisi, kedi düşkünü ama şu anda çok mutlu değil. Çok, ben onu kayıttan önce bayağı bir mıncıkladım. Dolayısıyla bak, özür diledi ama yanında. Hem özür diliyor hem mıncıkıyor. Benim için mahsur yok. Evdekiler de aynı şeyleri yaptığı için. Mia'cığım nasılsın? Evet, güzel mi? Merhaba. Evet. Oh, biraz da ünlü eti tadına bakayım diyor bak. Bir bakıyor bakalım bu nasıl bir şeymiş diye. Mia, börek yapacağız birazdan, yer misin? Mia, şimdi Mia'cığım şöyle bir şey yapalım mı? Seni ben oraya koyacağım. Sen biraz bizim yanımızda oturur musun bugün? Olur mu? Oh, bakışa bak. Ben benimkilerden birini mesela buraya getirmiş olsaydım bilmiyorum başımıza ne gelirdi. Evdeyken iyiler de dışarı çıkmaktan hiç haz etmiyorlar. Biraz alıştım ya, git gel git gel. Sağ olsun annesi bize müsaade ediyor çekim yaptığımızda. Süper. Biraz alıştırdık yani. Bana bile alıştı açıkçası yani. Ya aslında hem çok severler sizi hem de hiç haz etmezler çünkü onlara aşı yapıyorsunuz. İşte o sınırı bilmek gerekiyor aslında bakarsanız. Yani her zaman insanlara bunu ifade etmek için şey diyorum. Kim diş hekimine gülü oynaya gidiyor ki yani? Hani her zaman bir tedirginlik oluyor. Doğru. Ama karşında hekimden aldığın güveni gördükten sonra biraz daha rahat ve konforlu geçebiliyor o muayene zamanı. Hani onlar da aynı şekilde geçerli. Bence gayet iyi geçiniyoruz bu arada. Sevgisi. İlimi tutuyor. İlimi tutuyor. Aram genelde çok iyidir. Çok iyidir hem de. Yerine verebilirim seni. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Buyurunuz. Hadi bakalım. Mia yerine otursun. Hadi bakalım. Bak sana yumuşak yer yaptık. He? Şamşe Bey. Mia, sana ne yapmışlar böyle? Tıraş mı olmuşsun sen? Hı? Evet, tıraş olmuş. Çok başarılı bir tıraş geçmemiş ama. Gerçi şimdi bunların hepsini konuşacağız. Ben izninizle 2 dakika önce bir malzemelerimi sayıp bir yandan börekleri yapmaya başlayayım. Ardından konuşacak çok şeyimiz var. Çünkü ben de bir hayvan severim ve hayvan ailesiyim. Hı hı. Öyle söyleyebilirim. Ben onlara böyle benim kedilerim var, kedi sahibiyim demekten çok hoşlanmıyorum. Biz bir ortak hayat paylaşıyoruz onlarla. Bizim de çocuklarımız var. Ve şu zaman hakikaten hayvan sahipleri için evde dört ayaklarla hayatını paylaşanlar için zor bir dönem. Eyvah, kameramanlarımızdan biri korkuyor. Zor bir dönem çünkü tüy dökme zamanı. Hı hı. Ve özellikle hassasiyeti olanlar ya da alerjisi olanlar için zor bir dönem. Hepsini kesinlikle konuşacağız ama izninizle önce ben bir tarifi tekrarlamak istiyorum. Ben de Mia'ya yakın. Sorun yok. Efendim bugün Ege otlarıyla otlu bir börek yapacağız. Gül böreği. Hakikaten yapması çok kolay, yemesi de bir o kadar keyifli olacak. Bunun için ihtiyacımız olan şey, yine miktarını kendinize göre belirleyebilirsiniz. Biz 2 tane yufkayla yapacağız. Yufkaları 4'e böldük. Böyle üçgenler halinde kullanacağız. Çünkü onları gül böreğine çevireceğiz. Ben ne kadar hoşlanmasam da düşünün, yani otlardan hoşlanmadığım halde bir tarif veriyorum. Karışık Ege otlarımız var. Farklılık yaratsın diye içine ince kıyılmış taze soğan koyacağım. Maydanozumuz ve dereotumuz var ve lor peyniri koyacağız. O lor peyniri bütün o otların lezzetinin daha çok ortaya çıkmasını sağlayacak. Bir lokmada da tabii ki zeytinyağı ile lezzetlendireceğiz bu iç malzemeyi. Dışı içinde, daha doğrusu sosu içinde yoğurdumuz ve yumurtamız var. Şöyle bir çırpıp üzerlerine süreceğiz. Ardından da birazcık susamla üstünü süsleyeceğiz. Biraz da tuzumuz var. Malum lor çok tuzsuz. Otlar da tuz ister. Biraz lezzetlendirmek için harcın içine tuz da ekleyeceğiz. Sonra da hani böyle hafif tatlı atıştırmalıklar vardır ya, ne bileyim işte incirin içine ceviz koyarız falan. Size farklı bir yöntem göstereceğim. Beraber yapacağız. Çok da kolay olacak. Hemen şöyle kabımı alıyorum. Bütün malzemeleri karıştıracağım çünkü. İnce kıyılmış Ege otları. Merhaba. Mia. Bu arada çaktırmadan Mia'ya da bir parça lor peyniri verdim ama yüz vermedi. Evet, ama vereceksek de tek lor peyniri vermemiz gerekiyor. Çünkü içeriğinde tuz olmaması bu konuda çok büyük avantaj sağlıyor. Yani tuzlu bir peynir kesinlikle verilmemesi lazım. Hayvanların, kedilerin ve köpeklerin. Şimdi tabii Mia nezdinde evet kedi ama köpekleri de konuşalım bence. Tabii ki. Tuza, şekere,
daha doğrusu insan yiyeceklerine uyumlu bir bedenleri yok aslında. Öyle demek daha doğru galiba. Yani evdeki yemeğin artığını vermek tabii ki paylaşmak adına güzel ama onlara zarar veriyor. Mesela yanlış bilmiyorsam soğan köpekler için zehir. Tabii mesela pektin yer fıstığı, yani evde hani kuru yemiş yer fıstığı yerken uzattığınız o yer fıstığı da aynı zamanda bir zehir. Aslında hani çok bilinen yanlışlar var. Mesela daha büyük bilinen yanlış, bebekler için kullanılan ürünlerin hayvanlara da kullanılabileceği. Mesela insanlarda kullanılan meşhur turuncu renkli Migros'un renginde olan bir şurup var. İçeriğinde parasetamol var. Hı hı. Ateş düşürücü ve ağrı kesici niteliğinde. Evet. Ateşi olduğunda kediye de vereyim hadi bakalım. Onun da nasıl olsa bebeğime veriyorum. Kediye de fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Hiç aklımın ucundan geçmemişti bugüne kadar böyle bir şey. Parasetamol çok ciddi toksiktir kediler için aynı zamanda. Yani bu gıdalarla da alakadar şunu anlatıyorum daha çok. Yani hani bizim böbreğimizin büyüklüğüyle onun böbreğin büyüklüğünü kıyasladığınızda aralarındaki infiltrasyon yetenekleri farkı çok ciddi oranda. O yüzden dolayı kendi gıdalarımız, kendi ürünlerimizin asla ama asla tüketilmemesini hani paylaşmak adına dahi olsa. Ha paylaşmak adına da şöyle bir şey yapabiliriz. Madem mutfakta yemek hazırlıyoruz, onun için de bir yemek hazırlayabiliriz. Neden mesela, olmasın? Peki mesela, hemen yeri gelmişken ne yemek hazırlanabilir? Bu çok sorulan bir şey. Hani işte hazır mama vermek istemiyorum. Ben ona evde kendi ellerimle yemek hazırlamak istiyorum. Ama işte orada çok ciddi yanlışlar olabiliyor. Hı-hı. Hani tuz koymayınca, salça koymayınca iş bitmiyor. Öyle değil hayvan yemeği. Tabii kesinlikle. Yani şimdi şöyle, her gıda onlar için yararlı, her gıda onlar için zararlı diye bir durum söz konusu değil. Bunun için özellikle beslenme uzmanlarından özel kendi kedisine ve köpeğine özel rasyon hazırlanabilir. Hani genel bir tabirde bundayım. Hani çünkü her canlının kendisine has spesifik bir protokolünün yürütülmesi, bir gıda rasyonu hazırlanması çok daha doğru olur. Mesela brokoli, patates, havuç, bunlar sebze olarak çok sağlıklı sebzelerdir ve bunları gönül rahatlığıyla kabak da kullanılabilir. Tamam. Ama kabakta şöyle ekstra haşlanmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. İçeriğinde şeker olarak fruktoz olduğu sürece hiç problem yok. Ama kabak biraz olgunlaştığında glikozu biraz daha yükselmeye başlıyor. Hmm. Glikoz da onlar için bir tık zarar oluşturabiliyor. O yüzden kabağı biraz gönül rahatlığıyla söyleyemiyorum açıkçası. Anladım. Az pişmeli ya da çok olgunlaşmamış olmalı. Aynen öyle. Doğru mu? Yok, çok iyi kaynatılmalı. Yani sadece kaynatarak. Ha, tamam. Sadece kaynatarak kullanılacak. Kabak çok iyi kaynatılmalı. İyice içeriğindeki glikozun iyice çekilmesi gerekiyor. Ya da çok olgunlaşmış, daha henüz fruktozken glikoza dönmeden olan kabak tercih edilirse onu bizim anlamamız çok mümkün değil. Ya işte pazara gittiğinde hani genellikle hani insan için yani en olgunlaşmış, en iyi kabak daha çok satın alındığından dolayı o yüzden olmamış kabak alacağız. Yani mesela meyvede de kırmızı elma olmaz ama yeşil elmayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayva yani kaynatarak tercih etmeyi daha çok seviyorum açıkçası. Mesela benim köpeğim Mini, ayva delisi. Benim ayva yediğimi gördüğü an başımda. Yani toplamda yediği şu kadar bu arada. Hani kalkıp da dilimlerle ya da koca bir ayva vermiyorum. Zaten küçük bir köpek. Şu kadarcık tadına bakıyor ama verirken hep endişem var. Bu arada izninizle hemen şöyle göstermek isterim. Dörde böldüğüm yufkalarım var. Karıştırdığım iç harcını güzelce böyle koydum. Şimdi onu rulo yapacağım. Ben kendime hile yapıyorum. Şu uçlara kadar koymuyorum ki taşmasın. Çünkü taşınca sonra onu döndürmek çok zor olacak. Şöyle ve ardından şu bir parçasını azıcık alta sokabilirsiniz. Böyle döndürüp gül haline getiriyoruz. En son parçayı da gene altına saklıyoruz. Yağlı kağıt serdiğim tepsim hazırda ve güzelce oraya hepsini diziyoruz. Buyurunuz. Evet, şimdi devam edebiliriz. Yani içeriğinde glikoza dönüşmüş, hani meyvelerin hepsinde şeker vardır. Yani meyveleri en çok tüketmemizin sebebi de o aslında bakarsanız. Yani su ve şeker oranını vücuda dengelemek amacıyla kullanılıyor ya. Hı hı. Hani burada fruktoz çok masum bir şekerdir. İnsanlar için de meyve şekeri her zaman daha mantıklıdır. Ama mesela üzüm, hani evet iyi bir meyve, hani iyi üzüm bir kan yapıcı. Ama işte fazlası, çok tehlikeli. Kediler fazlası için kesinlikle, mı? Yani kediler için, hani köpekler için kesinlikle üzüm toksik. Ama hani insanlar için tercih edilebilir bir meyve. Yok köpekler için söylüyorum. Çünkü ben bunu öğrenmeden önce
Mini çok sevdiği için gerçekten böyle üzüm görünce gözünün şekli değişirdi. Biz gayet masumca aman iki tane yesin falan diye Mini'ye üzüm veriyorduk. Sonra bir öğrendik ki üzüm gerçekten çok tehlikeli ve toksik şok yapıp ani ölümlere sebebiyet verebiliyormuş. Gerçekten aklımın çıktığını söyleyebilirim. Ya özellikle glikozun yani burada en büyük faktör değil glikoz. Yani şekerin fazlası gözleri vurup gözleri de kör edebiliyor mesela. Allah gözde olsun. Yani korneal defektlere neden olabiliyor. Göze beyaz perdeler gelebiliyor. Nötrofil lüksasyonu deniyor bu olaya. Yani tamamen bu tarz durumların oluşmasına ve görme fonksiyonu kaybına neden olabiliyor. O yüzden hani glikozdan uzak. Meyve olarak da o yüzden yeşil elma ve muz. İlla ki bir şey vermek istiyorsanız. Aslında vermemek en doğrusu galiba. En güzeli yani aslına bakarsanız da. Peki bu konuyu Mia'ya soralım. Mia? Mia mor peynirini sevdi galiba. Gel bakalım. Mia şu anda stüdyoyu keşfetmek ve gezmek istiyor. Çünkü burası onun mekanlarından farklı. Ve kediler çok meraklıdır. Özellikle yeni girdikleri bir yerde. Artık senelerdir kedi bakan biri olarak 22 senedir ben de kedilerle yaşıyorum. Dolayısıyla hakikaten hani elbette sizin kadar değil, hiç öyle bir şey değil. Estağfurullah, benim de tecrübem yani sizinki kadar yok. Ben de 3 kedi babasıyım da yani benim de 22 senelik bir evcil dostumla birlikteliğim olmadı elbette. Yani çocukluğumda da hep lazım. Evimizde vardı ama 22 senedir bir fiil benim kontrolüm altında onlarla yaşıyorum. Dolayısıyla hakikaten artık iyi tanıyorum onları. Şu anda gezmek istiyor mesela. Burada zorla tutuluyor olmaktan hiç mutlu değil. Zaten kulaklarının şeklinden de anlayabilirsiniz. Bak bak. Mia! Mia! Bence biraz böreği de merak etti. Olabilir. Çevirdiğiniz anda böyle pür dikkat bakıyor o tarafa doğru. Evet. Hareket hoşuna gidiyordur. Evet. Bu sana hiç uygun değil. Sen kendin için uygun olan mamaları yemeye devam Mia'cığım. Peki. Beslenme kısmı evet. Bir de bu arada tabii ki rahatsızlığı olan hayvanlarımız için ayrıca daha da hassasiyet gerekiyor. O kısmı zaten veteriner hekimlerin sözünden çıkılmaması gereken bir süreç. Konuşmamızın en başında söylediğim şeye geri döneceğim. Dedim ya konuşacağız diye. Şimdi bahar ve feci tüy döküyorlar. Evet. Muhtemelen Mia'nın tıraş olup bu hale gelmesinin sebebi de o. Fazla tüylerini döktüğünden dolayı fazla tüy. Aslında bu bir metot değil yani Pınar Hanım. Hani tüyleri uzundu, kısaldı. Dökülecek olan dökülüyor yine yahu. Dökülüyor, değişen doğru. Bir şey yok ki. Doğru. Gözüne değmediğinden dolayı hani göz görmeyince gönül katlanıyor gibi bir aslında durum. Aslında gene göze dokunuyor, hop gidiyor. Hop. Hadi geçsin bakalım stüdyonun içinde nereye gidiyor. Yani tüyleri kısaltmak gözün görmesi açısından bir önlem ama dökülmesini engellemez. Bir tavsiyeniz var mı dökülmeyi engellemek için? Bir kere taramak lazım. Ya bol kesinlikle bol bol tarayacaksınız. Deri sağlığını destekleyici ürünler özellikle kullanması gerekiyor. Ama hani bu bir doğal sekans. Yani yazın kıllar incedir, kışın kıllar kalındır. Sonbahar ve ilkbaharda görülür bu durum. Yani şu an mesela biz kıştan yaza geçiyoruz. Kışlık kalın kıllar yerini yazlık ince kıllara bırakacak. Ama maalesef küresel ısınmanın etkisinden dolayı da yani havalar sürekli değişkenlik gösterdiği için bahar aylarında yani ben ilk defa Nisan'da böyle kalorifer peteklerinin bayağı bir haldır huldur açıldığına şahit oldum. Yani evet. Nisan'ın bu kadar soğuk olduğuna ilk defa şahit oldum İstanbul'da. Ama çocuklar yine de tüy döküyor. Benimkiler döküyor yani. İşte bu havanın değişkenlik sekansı sürekli olarak yani kıllarını dökmeye başlıyor kalın kılları. Bir bakıyor hava soğumaya başladı. O zaman benim bu kalın kılları dökmem anlamsız olacak diye bu sefer bu sekans duruyor. İnce kıllar dökülüyor, yerine kalın kıllar gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu süreç uzuyor. Aynen öyle. Yani normalde bir ay gibi bir sürede tamamlanan bir durumda ama bir ayı biraz daha aşmak zorunda sürecin kaldı. Sürecin uzamasını çocuklara bağlamayın, hava durumuna bağlayın. Onlara kızın yani. Küresel ısınma. Yani dünyanın en büyük ortak problemi bir kedin, ya işte dünya o kadar bir birbirine bağlı bir ekosistem ki bakın yani bir kedinin kıllarının dökmesi bile yani bu sürecin uzaması bile mevsimlerin bozulmasıyla alakadar dolanabiliyor. Yani bir kıldan bir dünyaya kadar ulaşabiliyoruz. Yani hepimiz birbirimize çok ciddi oranda bağlı canlılarız yani. Onlar da dünyada bizde. Hepimiz bizde. Bu arada çok önemli bir şey daha soracağım. Mia'nın tıraşından biraz önce konuyu açtık. Belli ki Mia makasla kesilmiş. Özellikle cins kedilerin makineyle tıraş edilmeleriyle ilgili yanlış bilmiyorsam eğer sıkıntılar olabiliyor. Her cins makineyle tıraş edilemiyor. Kesinlikle. Bu uyarı yapalım ne olur. Çünkü hiç bilmeyen hayvan sahipleri de oluyor zaman zaman. Ve
eğer bilmeyen bir yere giderlerse sonrasında çok ciddi deri problemleri, deri hastalıkları devreye giriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Kılları ince olan, yani bunları şu şekilde belirtelim. İnce kıllı canlılar. Hani ırk bazından sayarsak mesela köpeklerde Pomeranyan, kedilerde İran kedileri, çinçilalar. Bunlar tıraş makinesiyle yapılan tıraşlarda karşılarına problem çıkabilme ihtimali biraz daha fazla oluyor. Şöyle biraz daha mutfak bilgisi bitiyor da vereyim özellikle. Hani tıraş başlığı sonuçta hani sürekli çok bir saniyede çok hızlı bir şekilde hareket eden bir iki metalin birbirine sürtünmesiyle oluşan bir aletten bahsediyoruz. Bu sürtünmeyle alakadar da ısı açığa çıkıyor. Yani tıraşın bir an önce bitmesiyle alakadar yani orada tıraşı yapacak olan kişiyi hani uyarıp tıraş hani bir an önce bitsin diye hızlı hızlı sıcak başlıkla bu işlemin yapılmaması konusunda uyarılarsa çok sevinirim. Çünkü bu sefer kıl foliküllerine zarar geldiği için gelen kıllar çok sağlıksız ve kötü kıllar haline gelebiliyor. Bir de ben çok yaralanan ve hastalanan kedi biliyorum. Evet, evet maalesef. O yüzden genelde makas tıraşı daha çok öneriliyor diye biliyorum. Evet, kesinlikle. Yani işte bu yani tıraşı eğer makinayla yapmanın en büyük sebebi hani daha kısa olmasını, daha risksiz ilerlemesini sağlamak. Ama yani makas tıraşı her zaman daha çok tercih ettiğimiz, daha çok önemsediğimiz daha bir konu. Daha güvenli. Evet, daha güvenli. Daha güvenli. Mia'cığım. Mia, çok da güzelsin. Şu an burnundan solumaya başladım. Evet. Kızdı bana. Ama sesi de çıkmıyor. Nispeten uslu yani. Hani diyorum ya, gerçekten gitmek istese gider zaten. Şimdi böreğimiz hazır. Ben üzerine sos hazırlayacağım ama bu arada Mia'ya bir izin verirseniz ona da bir ödül verebilir miyiz? Olur. Yani çok böyle çocuğun da çok hoşuna gitti. Böreklere böyle dik dik bakıyor börek. Yani vereceğim dedim ama Mia'cığım, bak senin böreğin bu. Mia'cığım senin payına düşen bu. Aynen. Sana bakışa börek bu. Bak. Ha? Bakışa bak. Yaşasın. Evet, beğendik. Tamam o zaman. Harika. Evet, çok Mia güzel. Mia onu atıştırırken ben hemen şurada iki kaşık kadar yoğurdum var. Bir tane de yumurtam var. En azından seni de böyle uslu tutarız. Mesela. Mesela. Şöyle yumurtayı hemen alıp şöyle bir lokma çırpacağım. Mia, evet. Ama bak burada ne var Mia senin için? Bak orada, burada ne var? Orada öpücük aldım ben. Evet. Mia anladığım kadarıyla öpülmeyi sevmiyor, mıncıklanmayı sevmiyor. Aslında kedilerin hepsi için geçerli. Bende de şu anda 3 tane var. Pee, Patty ve Sweetie. Sweetie kızımın kedisi. O gerçekten sadece onunla takılıyor. Bizimle hiçbir ilişkisi yok ama Pırtık ve Patty sürekli bizimle beraber. Hatta bu sabah üstümde yatıyorlardı. Bu ara böyle bir alışkanlık edindiler. Üstümde gelip yatıyorlar. Niye bilmiyorum. Daha çok mu sevgi istiyorlar acaba? Yani bazen şimdi ben kedilere uzaylı diyorum. Bazen ne yapacaklar asla belli olmuyor. Uzaylılar. Bir de yani sahiplenirken her zaman diyorum yani. Biz onların evcil insanıyız. Yani onlar bizim evcil hayvanımız değil. Yok zaten onlar gayet evin sahibi. Köpeklere de böyle şey, bu ne biçim yaratık böyle diye bakıyorlar. Çünkü bizde iki tane köpek var. Ve köpeklerimizin biri artık 9 yaşında ve çok oturaklı. Bir pomumuz var. Çok safkan değil, biraz kırma bir pom. Spitz'le karışmış büyük bir pom. Ama bence o insan zaten, köpek değil. O da mesela bütün diğer evdekilere bunlar ne böyle ne acayip şeyler diye. Herkes birbirine bir ne acayip şey diye bakıyor. Ama bütün bunların içinde ortalığını altın üstüne getiren bir gazozumuz var. Hı hı. Gazoz Çov Çov Akbaş Kırması. Çok 7 kardeşten son geriye kalan. Bir Çov Çov'un 7 tane bebek yapması da zaten çok enteresan. 7 bebekten sona kalan çünkü biraz böyle şey amiyane tabirle atarlı derler ya. Atarlı bir çocuktu. Böyle hani niye yaptım hocam? Rah! Diyor ısırıyor elini falan. Böyle bir şeydi ilk bize geldiğinde. 2 aylıktı. Çok bebekti. Şimdi çok şükür artık o ısırmalarımız, kırtlamalarımız gitti. Ama o evin şapşal çocuğu. Çünkü herkese sataşıyor. Kedilerden birer tane pati yiyor gidiyor. Bunun üstüne bir tane atıyorlar. Bir çizgi çekiveriyorlar. Çok çok da Akbaş. Romeo ve Juliet gibi olmuş biraz. Yani çok acayip. Ve hakikaten annesiyle babası bildiğimiz bir yerdeler. Bir araya geliyoruz. O Çov Çov. Çov Çov'un adı Panda. Panda babaya Allah'ım ne kurlar ne kurlar. Hani Çov Çov genelde hani çok güzeldir ve pek burnundan kıl aldırmaz ya. Hı-hı. Hiç öyle değil bizim kız. Ah o babaya neler yapıyor, yanına gidiyor. Onunla böyle bir flörtler, bir haller ve sonunda da işte hani 7 tane bebekleri olmuş. İşte Gazoz da o 7'den ortada ve sona kalıp kimsenin almayıp oradan oraya sürükleneni. Çünkü hakikaten çok agresifti. Ama şimdi dünya tatlısı bir kız oldu. Bizimle beraber yaşıyor. Ama evdeki kediler gerçekten
Onu hiç adamdan saymıyor yani. Kıl sayıları kadar ömürleri olur inşallah. Ama inşallah ama maalesef öyle değil. Biraz gerçeği de kabul etmek gerekiyor. Bizden kısa ömürleri var. Bence en acı tarafı da o. Sevgileri çok büyük çünkü. Gerçekten çok büyük. Şimdi eğer ekran başında kedi köpekten çok hoşlanmayan birileri bizi izliyorsa bu söylediklerimin onlara çok anlamsız geleceğini biliyorum. Çünkü bu sevgiyi yaşamamış, tatmamış birinin bu cümleleri çok anlamasını bekleyemeyiz. Kesinlikle. Mümkün değil. Çünkü ancak tadına vardıktan, onu hissettikten sonra anlayabiliyorsunuz. Şurada ne kadar oturmak istemese de o kucakta oturuşu bile insana enerji olarak o kadar güzel dönüyor ki. Kesinlikle. O kadar kıymetliler ki. O yüzden dediğim gibi hakikaten iyi ki varlar, iyi ki hayatımızdalar, ruhumuza iyi geliyorlar çünkü. Bence biz de onlara iyi geliyoruz. Yani karşılıklı komensalist bir ilişki zaten. Yani herkes birbirine karşılıklı fayda sağlıyor. Ama umarım yani ben sosyal medyadan hani bu işi yani kendi hekimliğimi yansıtma işini yürütürken hekimliğimi nasıl yaptığıma dair değil de tamamen amacım insanların yüreğine hayvan sevgisini aşılayabilmekti. Yani bu konuda birçok kişiyi ikna ettim. Umarım ekran başında bunu daha önce tatmamış kişiler de bir an önce bu duyguya kavuşur. İnşallah. Çünkü gerçekten bambaşka bir sevgi. Yani çiftçiler mesela hani biraz daha canlılarına baktıklarında hani işin maddi kısmı da söz konusu oluyor ama hani kedi köpek söz konusu olduğunda karşılığında beklediğin herhangi bir maddiyat yok. Ya bu bana ne para kazandırabilir ki yani? Hani benim onun bana kazandıracağı paraya da ihtiyacım yok. Bizim karşılıklı onunla oturup göstereceğimiz en büyük şey karşılıklı sevgi. Bence bu dünyada insanlar ve canlılar arasındaki en güzel, en büyük alışveriş diye düşünüyorum. Değil mi Mia? Güzellik. Hadi bence bugünkü daha güzel bir alışveriş bu da var. Bana şey diyor bak şimdi ver mama ver. Ver mama ver. Şimdi elimde yapıştırdım. Börekler fırına gitti. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda güzelce hazır oldu. İkinci bir kolay atıştırmalık göstereceğim size. Buna tarif demek yanlış olur ama güzel bir fikir olacağını düşünüyorum. Hani böyle canımız çok tatlı çektiğinde ama ağır bir şey yemek istemediğimizde böyle incirin arasına bir tane ceviz sokarız ya da kayısının içine bir tane ceviz sokar ağzımıza atarız ya. Bu da bir başka yöntemi. Hurmanın içine çiğ badem. Hiç yediniz mi bilmiyorum. Güzel bir ikili. Belki aklınıza gelmemiştir diye bir fikir olsun diye ben de sizinle bu tarifi de bu fikri de paylaşmak istedim. Şöyle çekirdekleri çıkarılmış bir hurmanın içine iki tane şöyle çiğ badem koyduğunuz zaman güzelce tabağa da dizerseniz hoş bir atıştırmalık olarak bir fikir olabilir. Kahvenin yanına çok yakışır. Kahvenin yanında çikolata yemek yerine hurmanın da o tatlı isteğinizi geçireceğini düşünüyorum. Güzel bir seçenek olur bence. Ne dersin Mia? Mia'nın atıştırmalığı burada. Mia da atıştırmalık yiyor. Ha? Oh, seni severim ben. O sevdi bunu. Evet. Öpücükler. Onu ne? Bu arada hemen bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi tabii seversiniz. Kucağınızdaki cins kedi diye yorumlar geliyordur mutlaka. İçinden böyle geçirenler de vardır. Hayır, gerçek hayvan sevgisi cins falan hiç fark etmiyor. Sizin mesleğiniz veterinerlik olabilir. Dolayısıyla eminim ki benden daha başka bir bağınız var onlara ama aslında gerçekten eğer hayvan seviyorsanız sokaktaymış, evdeymiş, sakatmış, değilmiş, ne olduğunun hiçbir önemi olmuyor. Sahiplenirken de aslında hayat koşullarınızı, sahiplenirken derken hani evinizi, hayatınızı paylaşmaya karar verdiğinizde sizin koşullarınızda yaşayabilecek doğru seçeneği bulmak çok önemli. Çünkü maalesef şimdi okulların kapanmasına çok az kaldı. Mesela çocuklarına karne hediyesi olarak köpek, yavru köpek alıp sonra yazlık dönüşü onu sokakta bırakan çok oluyor. Maalesef. Maalesef. Ve onlar sonra sokakta yaşayamıyorlar. O yüzden ne olur yapmayın. Hayatınızda gerçekten adapte edebileceğiniz ve onlarla beraber yaşayabileceğinizi gerçekten inandığınız arkadaşları hayatınızın içine alın. Bu kedi kesinlikle olabilir, köpek olabilir. Dolayısıyla evet cins olmayan kediler biraz daha yaramaz oluyor. Doğru mu? Ya, duruma göre değişiyor. Benim mesela hayatımda gördüğüm en cins kedi bu yani. Biraz kinayeli oldu ama yani mesela çok
Miyaz gerçekten çok yaramaz. Aslında hani ne yaşla gördün çocuğumu ya? Yaşla alakadar yok. Duruyor orada. Şu an su duruyor da mamayla kandırıyorum da. Biz Miya ile anlaşana kadar oho neler yaşadık. Ne yollardan geçtik aslında bakarsanız. Hani şöyle aslında hani durgunluk ya da hareketlilik tamamen yaşla alakadar. Yani cinsten ziyade hani bazıları hani özellikle çok durgun olabiliyor. Bazıları çok daha fazla ekstra yaramaz olabiliyor. Hani bunu hani ırk bazından değil de hani daha çok hani yaş bazında değerlendirmek çok daha doğru olacağını düşünüyorum ben. Doğru. Hani çünkü hani yavru bir kedi ırkı ne oluyorsa olsun yaramazlık yapacak. Tamam, aynı küçük bir tık çocuğun daha fazla yaramaz olduğu gibi. Bunu mesela siz fazla sayıda kedi beslediğinizden dolayı evet, bu farkı daha iyi ayırt edebiliyorsunuz. Benim çocuklarımdan bakarsanız bir tanesi, hepsi sahiplenilme ama bir tanesi gerçekten sokaktan bacağı sakatken bulduğumuz bir çocuk. Sweetie kızımın kedisi. Ve 3 bacağı var şu anda. Hı. En yaramazları o. Evet yani. Hiç 3 falan kesmiyor yani. Hiç fark etmiyor. Her yerden atlıyor, her yerden zıplıyor. Hepsine de hala gıcıklık yapıyor yani. Peki, böreğimiz fırında. Mia'nın keyfi yerinde. Atıştırmalıklarımız burada hazır. Biz böreğimizi pişirelim, servis edelim, tekrar buluşalım. Yemeklerimiz hazır. Elinize birazdan abi, afiyet olsun. Tadına bakmanızı rica edeceğim. O yüzden Mia'yı ben aldım. Ama ne kadar zapt edebileceğimi hep beraber göreceğiz. Biraz önce sohbet yarım kalmıştı. Evet, ben sihri alayım hemen. Küçük bir taktik vereyim. Evet. Biraz önce sohbet yarım kaldı. Sebzeleri ve meyveleri saydık ama etleri söylemedik. Evet. Etler de aslında her ne kadar onlar etobur olsalar da. Özellikle et konusunda bazı şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela tavuk eti müthiş, sindirilebilirliği, yüksekliği çok müthiş bir ettir. Yani kediler için çok uygundur ama köpekler için çok fazla uygun olmuyor. Alerjik, kemiği çok tehlikeli. Kemik çok tehlikeli çünkü çok hızlı tükettikleri için kemiği parçalamadan yemeleri, hani onlarda biraz daha batmalara neden olduklarından dolayı özellikle kemiği daha da tehlikeli. Hidrolize etmediğim sürece bazı mamaların içerisinde eti var, tavuk eti var yani. Tavuk etini hidrolize ettiği sürece kişiler hani bu bir problem yaratmayacak. Yani molekül büyüklüğü parçalandığı için alerjenlik durumu ortadan kalkıyor. Ama hani evde de onu hidrolize edebilecek bir teknoloji yok yani. Gerek de yok hani, zaten. Yani o yüzden dolayı köpeklerde tavuk etinden uzak duracağız. Ama balık eti, kırmızı et ve hindi eti kullanılabilir. Ördek eti kullanılabilir. Etler arasında olmuş oluyor. Kedilerde ekstradan tavuk eti de. Şimdi mesela biz onlara bir yemek hazırlamak istediğimizde de evde işte brokoli, patates ve havuç sebze olarak tercih edebiliriz. Tahıl olarak sadece pirinç. Sakın ha sakın makarna değil, buğday olmuyor. Et olarak da bunların herhangi birinin kombiniyle. Yani kemik kaynatmaya ne dersiniz? Büyük kemikler evet kesinlikle dana olabilir. Dana kemikleri, özellikle pazu kemikleri. Onlar için çok ciddi fayda sağlayabiliyor. O yüzden dolayı bundan koyabilirsiniz. Ama hani evde bir mama hazırlayacağım. İşte bunlardan bir kombin. Mesela brokoli ve patatesi koyduk. Birazcık pirinç ve kırmızı et. Bunları haşlıyoruz sadece. Asla kızartma yok. Asla baharat eklemek yok. Tuz eklemek yok. Ve yağ kesinlikle eklenmeyecek. Bunları haşlayarak indirdiğinizde merak afiyetle etmeyin, onlara lezzetsiz gelmeyecektir bu aynen yemekler. Öyle, aynen öyle. Afiyetle de yiyeceklerdir. Bir de arada böyle ödüller verebilirsiniz işte. Çok da eğlenceli oluyor. Elden yedirmek de ayrıca zevkli. Aynen. Dilleri tırtırlı böyle acayip değişik bir his yani. Bazen yavru kedilere falan böyle hani anneleri olmayınca taklit etmek için elimize flaster böyle bağlıyoruz falan. Onu sürtüyoruz böyle tırtırlı gelsin gibi falan. Sindirim sistemlerine çalışmasına yardımcı olsun diye. Oh, çok kıymetliler. Siz yemeğinizin tadına bakarken biz Mia ile tarifi bir kere daha verelim. Efendim Ege otlarıyla güzel bir gül böreği yaptık. Bunun için karışık otlarımız vardı. Biz onun içine dereotu, maydanoz ve taze soğan da ekledik. Ve lor peyniri koyduk. Tuzsuz olduğu için azıcık tuzla lezzetlendirdik ve bir parça zeytinyağıyla tadını arttırdık. Sonra yufkalarımızı dörde böldük. Ucuna bir parça bu karışımdan koyduktan sonra rulo yapıp onu gül şeklinde doladık ve tepsimize yerleştirdik. Diğer tarafta yoğurtla yumurtayı güzelce çırptık ve bu sosu böreklerimizin üstüne sürdükten sonra birazcık susam serptik ve pişmek üzere önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza koyduk. Diğer tarafta da bir tane böyle atıştırmalık fikrimiz vardı. İçinden çekirdekleri çıkarılmış hurmaların içine çiğ bademler yiyemediniz. Mia'nın gözü kaldı. Evet, çiğ bademler yerleştirdik ve onları da size bir atıştırmalık fikri olarak, ikramlık olarak sunduk. Biz bu yayını Mia ile beraber yaptık.
Reto bize yardım etti. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgilerdi. Çok güzeldi çok aldığımız bilgiler. Çok teşekkürler. Bahar öncesi, hakikaten bahar sırasında daha doğrusu. Çok kıymetli bilgiler. Çünkü bu çocukların özel ilgiye her zaman ihtiyacı var. Ama kesinlikle en çok sevgiye ihtiyaçları var. Evet, sonunda sesini duyduk mu ya? Bence de tam da mikrofona doğru. Evet. Evet. Yayını kapatalım mı Mia'cığım beraber? Hadi. Mau, evet. Başka? Anlat. Evet. Efendim bizden bu seferlik de bu kadar. Yine Pınar'la kaynatıyoruz da beraber olacağız o zamana kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.